nasıl bir densizlik? Bu nasıl bir cüret? Yiğit, sana soruyorum. Sen kendini ne sanıyorsun da Münevvere yan gözle bakıyorsun? Anne, biz birbirimizi seviyoruz. Kötü bir şey yapmadık ki. Aşık olduk. Münevver, derhal odana çık. Seninle yarın konuşacağız. Dinler misin beni? Münevver, odana çık dedim. Biz sana bunun için mi arka çıktık Yiğit? Oku, ekmeğini kazan diye çalıştık. Bu muydu cevap? Yediğin lokmayı, giydiğin hırkayı veren insanlara teşekkürün böyle mi olacaktı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Erkekliğe sığar mı bu? Hanımım, yapma. Bak, tansiyonun çıkacak. Al bir su iç. Haydi. Senin bu rezilliklerden haberin var mıydı Sultan? Sultan, bana cevap ver. Oğlunun nankörlüklerinden haberin var mıydı? Yok. Ben de yeni öğrendim. Ah hanımım, bilsem, anlasam dur demez miyim? Gençler yapmış bir cahillik, bilememişler. Oğlunun ipini kısa tutacaktın. İnanamıyorum. Ben sana evimi, kızımı, her şeyimi teslim ettim Sultan. Sen daha oğlunun ne halt ettiğini bilmiyorsun. Haklısın Hamiyet Hanım. Ne söylesen haklısın. Tabii. Bende de suç var. Ben size hiçbir zaman yerinizi, yurdunuzu belli etmedim. Sultan, sen de bilirsin ki iki cihan bir araya gelse Münevver'le Yiğit bir araya gelemez. Padişah kızıyla Keloğlan'ın mutluluğu ancak masallarda olur Sultan. Sen affet Hamiyet Hanım. Oğlan dersini aldı. Ben de bükerim kulağını. Bir daha rüyasında bile görmez Münevver'i. Çok geç Sultan. Çok geç. Bu işin bir tek oluru var. Yiğit Ürgüp'ten gidecek. Yapma hanım. Canımı al. Ama oğlumdan ayırma beni. 4 senedir kokusuna hasret yaşadım. Tam kavuştum derken yakma yüreğimi. Sana söz. Ne adını duyacaksın, ne yüzünü göreceksin. Gerekirse odadan dışarı adımını atmayacak. Elimi böğrümde koma. Bu işin lamıcım yok Sultan. Bu rezillik Yılmaz Bey'in kulağına giderse olacakları hesap etsene. Münevver'le kaymakamın işine taş koysun. Yılmaz Bey çeker vurur Yiğit'i. Eğer ben oğlumsuz yapamam diyorsan, o zaman sen de topla eşyalarını.
Nasıl yaptın bunu anne? Sen nasıl bilmiyorum dersin orada ya? Ya ne deseydim oğlum, Hamiyet Hanım'ı gördün. Gördüm evet. Kadın doğru ya da yanlış kızını koruyordu. Ya sen ne yaptın? Onun öfkesinden korkup bir başıma bıraktın beni. Oğlum, ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Bu mu iyilik anne? Kadın Yiğit Ürgüp'ten gidecek dedi. Daha ne diyecek ya? Sanki hayatımız onların hükmünde. Değil. Bırak öyle sansın. Bak şimdi. Sen ortalık durulana kadar teyzenlerde kal, tamam mı? Dışarıda çıkma. Ben işleri yoluna koyacağım. Geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorsun anne. Keşke seni dinleyeceğime gidip Yusuf abi her şeyi anlatsaydım. Sayende işler düzeleceğine daha da sarpa sardı. Asıl bana koyan ne biliyor musun anne? Sen beni sattın. Oğlum! Yiğit oğlum, hayırdır nereye böyle gece gece? Teyzem rahatsızlanmış da efendim, ona uğrayacaktım. Aa, geçmiş olsun evladım. Bir şeye ihtiyaç olursa haberim olsun, oldu mu? Yiğit mi gitti? İyi akşamlar. Saat kaç, siz hala ayakta mısınız? Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk. Ben de yatıyordum zaten babacığım. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Sultan, ablan rahatsızlanmış. Yani Yiğit'le karşılaştım. Bir şeye ihtiyacınız olursa sakın çekinme, olur mu? Sağ olasın Yılmaz Bey. Hadi Allah rahatlık versin. Size de. Hanım, sen de mi yatmadın daha? Yok. Seni bekledim Yılmaz Bey. Ya sultanın ablası rahatsızlanmış. O kadın hala o böbrek aletine bağlanıyor mu? Herhalde. Allah şifalar versin. Ya bir sıkıntıları var galiba. Yiğit'i gördüm eve girerken. Koşturarak teyzesine gidiyordu. Arkasını bir yoklasana. Belki bir ihtiyaçları vardır. Tamam. Yiğit dedin de aklıma geldi Yılmaz Bey. Oğlan İstanbul'a gidiyormuş. Buralarda kalmayacakmış. Bu nereden çıktı şimdi? Hiç bahsedilmedi bunun daha önce. Hatta Yusuf oğlan için milli eğitimli konuşmuştu. Bir yerde bir öğretmenliğe başlasın diye. İyi. Yusuf'a da söyle uğraşmasın artık. Oğlan birkaç güne gider. Özlemiş herhalde oraları. Sağ ol. Yılmaz Bey, bugün hiç konuşmadık seninle. Ne oldu? Kaymakamlar ne gün geliyorlar? Bir haber verdik ya, herhalde bir iki gün sonra gelirler. Hayırlısı olsun artık. Ben diyorum ki kız hazır tamam demişken bu işi fazla uzatmayalım. Nikahtı, düğündü, hepsini yapalım inşallah. Hamiyet biliyor musun? İş ciddiye bindikçe beni bir korkudur aldı ki sorma. ne yapalım Yılmaz Bey? Ağlıya ağlıya da olsa vereceğiz kızı. Tabii, tabii öyle yapacağız. Hem de şöyle şanımıza yakışır bir düğün yapalım. Hiçbir şey inşallah eksik gedik olmaz ha. Teyze. Teyzeciğim neyin var? Yok bir şey kızım. Sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Ben ablamı merak ettim. İşim var deyip çıktı akşam üzeri, hala yok. Ablanı ben gönderdim. Bağ evinde. Yapılacak işler vardı. Saat kaç oldu? Gelmeyecek mi? Orada mı kalacak? Gelir kızım, işi biterse gelir. Bitmezse orada kalır. Ne olacak? Sen merak etme. Hadi yat da uyu hadi. İyi geceler teyzeciğim. İyi geceler yavrum.